O zaman düşünülür. Bir Emre Kaplan'a gidelim, biz devam edeceğiz. Galatasaray Alanyaspor maçı öncesinde bir kez daha karşımızda Emre Kaplan. 2 saatten az bir süre kaldı maçın başlamasına. Yine bir muhtemel 11 alalım. Galatasaray'daki son durumu kendisinden dinleyelim. Onur Yıldız, bir kez daha buradan iyi yayınlar ve mutlu günler dileyelim. Rams Park'tayız. Yavaş yavaş stadyum çevresindeki hareketlilik artmaya başladı. Bir önceki yayına göre daha fazla sayıda taraftarın stat çevresinde olduğunu söyleyelim. Stat kapıları da açıldı. Taraftarların bir bölümü artık tribünde yerlerini almaya başladılar. Diğer kısmı ise yavaş yavaş artık maç saatini bekliyor. Bir önceki yayında güneşli güzel bir havadan bahsettik. Güneş etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Şu anda 13-14 derecelik bir hava sıcaklığı biraz da rüzgar etkisini hissettiriyor. Ama tabii ki artık Kasım ayının son günlerindeyiz ve mevsim normallerine göre güzel bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Saha içine dönecek olursak, Galatasaray'da milli ara sonrasında yoğun bir mesai var, yoğun bir fikstürü var ve bu maçların ilki Alanyaspor'la oynanacak. Hafta içi bir Manchester United maçı var. Hem o maçın bir provası olarak görülüyor hem de tabii ki bugün de kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek istiyor Sarı Kırmızılar. Son maçta Hatay'a karşı alınan bir mağlubiyet vardı. Namağlup serisi bitti Galatasaray'ın. Yeni bir seriyi bugün başlatmak istiyorlar. Mauro Icardi milli ara itibariyle takıma döndü. Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı. Sonrasında uzunca bir süre antrenmanlarda yer alamadı. 5 maçta oynadı ama hiçbir takım antrenmanında yer alamamıştı. Hafta başı itibariyle sahada bireysel çalışmalara başladı. Perşembe günü takıma katıldı. Son 2 idmanda takımla birlikteydi. Bugün de 11'de olmasını bekliyoruz. Onun dışında Hakim Ziyech yine taraftarın beklediği, düzenli süre almasını beklediği isimlerden bir tanesi. Milli arayı iyi geçirdi. Fas milli takımıyla şık da bir gol attı. Moralli bir şekilde döndü. Davinson Sanchez takımının ikinci maçında cezalıydı. Beklenenden erken döndü. Ndombele de milli arada iyi bir çalışma dönemi geçirdi. Bugün de süre almasını beklediğimizi ifade edelim. Geçelim muhtemel 11'e. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da bugün. Savunmanın sağında Sasha Boye, stoper ikilisi Abdülkerim, Davinson Sanchez. Sol tarafta Angelinho'nun görev almasını bekliyoruz. Orta sahanın merkezinde Kaan ve Torreira ikilisi Galatasaray'ın şu anda mevcut kadro içerisindeki ideal ikilisi gibi gözüküyor. Okan Hoca'nın ideal ikilisi gibi gözüküyor. Bugün yine sahada olacaklar. Onların önünde 10 numara pozisyonunda bugün Hakim Ziyech'i izlemeyi bekliyoruz. Sağ tarafta Zaha, sol tarafta Kerem. İleride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray bugün Alanyaspor karşısında sahada olacak gibi gözüküyor. Dediğiniz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi artık 2 saatten az bir zaman kaldı. Stat kapıları açıldı. Taraftarlar yavaş yavaş tribünde yerlerini alıyorlar. Biz de buradaki gelişmeleri paylaşmaya, takip etmeye ve izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Emre Kaplan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Maç kadroları belli olduğunda yine kendisinden alacağız o son dakika bilgisini ilerleyen dakikalarda. Dediğim gibi şöyle bir 40-45 dakikaya belli olur kadrolar. Evet, Güvenç Hocam, bir muhtemel 11'ler üzerinden konuşalım. Galatasaray'ın muhtemel 11'inde kalede Muslera, savunmada Sasha Boye, Sanchez, Abdülkerim, Angelinho. Orta sahada Torreira, Kaan, Zaha, Ziyech, Kerem ve Icardi şeklinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i. Hiç itirazım yok. Yok bir mu tane, itirazım? Tane, Kerem şöyle, yerine döndü. Ya zaten ben bunu kaç 8 maç mı diyor? 8 maç evvel oynamadan söylemiştim. Hocam, bu arada Liverpool 1-1 yaptı. Haaland'ın golüyle öndeydi Manchester City. Trent Alexander-Arnold'un golüyle durum 1-1 oldu 82. dakika. Malum maç günü çok da önemli maçlar oynanıyor. Böyle önemli goller olduğunda kusura bakmayın, bölmek durumunda kalabilirim. İspanya'da da Rayo Vallecano Barcelona karşısında 1-0 önde, dakika 50. Barcelona mağlup durumda. Zirveyi ilgilendiren maçlar bunlar. O yüzden bir sıcak gelişme olduğunda hemen söylemek durumundayız. Devam edelim hocam. Şimdi burada ben şöyle, daha kaç maç evvel falan, işte hani muhtemelen 11'ler oluyor falan ya, o Ziyech'in yerine şey koyuyorlardı, Kerem'i. Eyvah dedim. Hele Hatay'a giderken Kaan da yok. Eyvah eyvah, yenilir dedim ya. Böyle çıkıyor. Sol bekte de Alen'in yok. Ya şimdi bizde medya bir baskı yapıyor. Ben olsam Okan'ın, Ahmet'in, Mehmet'in ki hocalarına hiç bakmam ya. Medya benden iyi biliyorsa o yapsa, ya taraftar. Onlar yapsın. Yani hadi, yıldızlara hazır olmadan yer açmak adına mevkilerle oynamam diyorsunuz, oynamam değil mi? Oynamam da, ben medyayı da dinlemem. Şimdi Alanyaspor'u yerden yere vurdular. Şimdi benim anlamadığım ne var? Şimdi tabii arkadaşlarımızla da beraber çıkıyoruz biliyorsunuz bu stüdyolarda. Diyor ki Kazımcan, ya ben Türk çocuğu isterim ki ben oynasın. Olmaz, olmaz.
Alenya diyorum ki arkadaş, şimdi Bayern Münih'in sağ tarafında oynayan Koman. Hı hı. Arkadaş herif ya uçuyor ya. Uçuyor arkadaş yani. Kemetle yakalayabilirsin. Bu Alenya topa değdirtmedi ona ya. Topa değdirtmedi arkadaş. Sen şimdi onu marke eden bir adamın savunması kötü diyebilir misin? Bana göre desen ki yani bir test edeceğim şu Alenya'yı. Kim oynasın karşısında? Sane, işte Cristiano Ronaldo, sürat gerçi şimdi şeyde. İşte Koman, kim var? İşte şeyde Mbappe falan filan derim ya. Bir tanesi de Koman'dır yani uçak. Şimdi var bir sürü, şimdi şey yapmayayım. Ya adam iyi oynadı. Şimdi diyorlar ya bir maç mı? Ya kardeşim sen bunu yapıyorsa bu her zaman yapar. Hatay maçını oynatmadın. Şimdi bakıyorsun yenen golleri eyvah yani. Eyvah. Şeyi Kaan'ı oynatmıyorsun. Şimdi şey ne güzel söyledi. Biz Kaan'la şey Torreira ikili. Ya bu ikili milli takımda da Kaan oynayacak. Kaan orada oynayacak arkadaş. Şimdi orta saha güçlü olursa, orta sahanın direnci olmazsa o takım yenilir. 2x2=4. Şimdi burada Ziyech'in yerine gol mü atıyorsun? Bana göre Mertens. Bana göre. Ha dirençli bir takım oynuyorsun. Diyelim ki Manchester United geldi. Bu kadroya Ziyech'in yerine Oliveira'ya koyarım. Hmm. Daha geriye koşan, giden, iki yönlü. Ha savunmada iki yönlü geliyor da savunmada ne kadar şey yapıyor, temaslı oynuyor. Şey yani konuşulabilir, soru işareti olabilir. Ama orada mesela gol istiyorsan Mertens. Mertens abi müthiş bir adam. Bak Manchester United maçında girdi, o topu kaptı. Evet, maçı değiştirenlerden biriydi. O, orada daha başka şeyde burada oynanan maçlarda dört tane ilk yarı yenildi şeyde ilk maçta Şampiyonlar Ligi'nde dört tane %100 gol pası verdi. Dört tane. Birinci yarıda. Ne istiyorsun, ne arıyoruz ben anlamadım. Ha dirençli diyorum ki bak Manchester United maçında şu kadroya ya Ndombele hazırsa onu koyarım. Hazır değilse Oliveira'ya koyarım. Hmm. Bak Oliveira. Ondan sonra bu takımı çıkartırım. Yani yine Zaha, Kerem, Icardi ileride olsun ama orta sahada Torreira, Kaan, Oliveira ya da işte hazırsa Ndombele tarzı daha evet. Sağlam bir orta sahaya çıkartırım. Ya mesela Alanyaspor şimdi hiç kimseye hafife alma ama şey Mertens. Peki sen, Nedim size... hocamın da bir ilk 11 ile ilgili muhtemel 11 ile ilgili fikrini bir sorayım. Burada tek hani önemli değişiklik Kerem'in tekrar kanada geçmesi gibi gözüküyor. Yani Kerem'in ben de kenarda olması, kanatta olmasını isteyenlerdenim kendi adıma. Neden böyle? Çünkü orta sahada oyuncu eksiltiyorsunuz. Kerem orta sahada zaman zaman içeride iyi işler yapmadı mı? Fazlasıyla yaptı. Ama süreklilik arz etmez bu. Ama Alanya maçında oyunu daha çok nerede oynayacağı Galatasaray'ın önemli. Nerede oynamak istediğini planladığı önemli Okan Hoca'nın. Ben Fatih Tekke Hoca'nın daha önce Fenerbahçe'ye karşı İstanbulspor'la yaptığı bir oyunu izledim. Canlı da izledim. Son derece son dakikalara maçı taşımaya çalışan bir oyundu. Ki bu oyunda fena oynamıyor Fatih Hoca'nın oynattığı takımlar. Yine böyle bir şey olacak. Dolayısıyla Alanya'nın sahasında bir oyun hayal ediliyor. Kendi açımdan. Ve burada bir geçişler çok önemli olacak. Topu kaptırdığındaki geçişler. Mertens'e şu anlamda hocama katılıyorum. Mertens ön alan baskısını ilk geldiğinden beri çok iyi yapanlardan. Ve top kaptığında hem kendini hem de takım arkadaşlarını gol pozisyona sokabilen bir oyuncu.